Bu videoda regresyon doğrularından bahsedeceğiz. Evet, regresyon doğruları ve bu ne ilk ne de son olacak. Regresyon doğrularını çok da iyi bilmediğinizi düşünüyorsanız bu konuda hazırladığımız diğer videoları izlemenizi öneririm. Bu videoda bir regresyon doğrusunu kullanarak ne gibi çıkarımlarda bulunabileceğimizden bahsedeceğiz. Bu noktada eğer istatistiki çıkarımların ne anlama geldiğini de tam olarak bildiğinizden emin değilseniz, öncelikle bu konuda hazırladığımız diğer videoları izlemelisiniz. Şimdi, ayakkabı numarası ile boy arasında pozitif bir ilişki olduğunu düşündüğümüzü ele alalım. Yatay eksene ayakkabı numarasını koyuyorum. Alabileceği değerleri de bu şekilde işaretli yayım. Evet, dikey eksende de boy olacak. Bunlar da boyun alabileceği değerler olsun. Aralarında bir ilişki olup olmadığını görmek için rastgele bir örneklem alabilirsiniz. Bu örneklemi popülasyondan rastgele 20 kişi seçerek oluşturduğumuzu düşünelim. Bu arada çıkarım yapabilmek için gerekli bazı koşullar var ve bunlardan önümüzdeki videolarda bahsedeceğim. Örneklemdeki 20 kişiyi buraya noktalar olarak aktaracağız. Örneğin bu bir çocuk olabilir. Bu ise boyu daha uzun, ayakları da daha büyük olan bir yetişkin. Böylece üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedinci, sekizinci, dokuz, on, on bir, on ikinci, on üç, on dört, on beş, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci kişi. Bu veriyi bir bilgisayara verdiğimizde bu arada hesaplamaları isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz ama bilgisayarların bu konuda çok daha verimli ve hızlı olduklarını biliyoruz. Evet bilgisayar buraya bir regresyon doğrusu yerleştirmeye çalışır. Bunu yapmak için kullanılabilecek farklı yöntemler vardır ama sıklıkla doğru ile noktalar arasındaki uzaklığın karesini minimize etmeye çalışan yöntem kullanılır. Her doğru gibi regresyon doğrusunun da bir denklemi vardır. Bunu genellikle şapkalı y ile gösteririz. Evet y'nin üzerindeki şapka bize bunun bir regresyon doğrusu olduğunu söyler. Devam ediyorum. eşittir y ekseni kesim noktası yani a artı eğim yani b çarpı x. Burayı da a olarak ifade edelim. Bu arada örneklem değişince elde edeceğimiz sonuçlar da değişecektir. Bunu belirtmek, yani bu değerlerin birinci örnekleme ait olduklarını belirtmek için Y, A ve B'nin yanına 1 koyuyorum. 20 kişiden oluşan ikinci bir örneklem alıyorum ve bunu da hemen göstereyim. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. kişi. Buraya da bir regresyon doğrusu yerleştirdiğimizde bu doğru da belki buna benzeyen bir doğru olur. Bu doğrunun y ekseni kesim noktası ve eğimi farklı olacaktır. Y, A ve B'nin yanına 2 koyarak bunların da ikinci örneklemden elde edilen sonuçlar olduğunu belirtebiliriz. Evet, örneklem değiştikçe bunlar da değişecekler. Anlaştık mı? Bu değerlere istatistik denir ve istatistiklerin örneklemlerden elde edilen ve popülasyon parametrelerini tahmin etmek için kullanılan değerler olduklarını biliyoruz. Bu durumda tahmin etmeye çalıştığımız gerçek popülasyon parametresi nedir? Ayakkabı numarası ile boy arasında gerçek doğrusal bir ilişki olan bir dünyada yaşadığımızı düşünelim. Dünya üzerinde yaşayan herkesin boyunu ve ayakkabı numarasını öğrenirsek e, bunu yapabiliriz. Dünya üzerinde şu ana kadar yaşamış olan herkesi ya da şu anda hayatta olan insanları hesaba katabiliriz. Çok da gerçekçi olmayan bu işi bir şekilde yapabildiğimizi düşünelim. Düşünsenize burada milyarlarca nokta olacak. Buna eğer bir de regresyon doğrusu yerleştirmeyi başarırsak bu gerçek popülasyon regresyon doğrusu olur bunu da şapkalı y olarak not edeceğim Tabii buradan elde edeceğimiz y ekseni kesim noktası ve eğimin gerçek popülasyon parametreleri olacağını da biliyoruz. Bu yüzden de a yerine alfa, b yerine de beta kullanacağız. Alfa ve betanın tam olarak neye eşit olduklarını bulmak çok zor bir iş olduğundan, örneklemlerden elde ettiğimiz a ve b'leri kullanarak bunları tahmin etmeye çalışacağız. Ve bundan sonra da çıkarımlarda bulunmaya başlayabiliriz. Örneğin b2'nin beta delta'ya eşit olmayacağını biliyoruz, öyle değil mi? Peki, bu ikisi arasında pozitif doğrusal ya da sıfırdan farklı bir ilişki olduğundan ne kadar emin olabiliriz dersiniz. Ya da gerçek popülasyon parametresinin hangi aralıkta yer alacağına dair bir güven aralığı oluşturabilir miyiz? Cevabım... Evet, bunu yapmak için de ortalama ve oranlar hakkında çıkarımlarda bulunurken kullandığımız fikirlerden yola çıkacağız. Gerçek popülasyon regresyon doğrusunun eğimi ile ilgili bir çıkarımda bulunmak için böyle bir örneklem alınca e, bu eğimi buldum deyip bununla bir güven aralığı kurabiliriz. Bu güven aralığı da elde ettiğimiz eğim artı eksi kritik bir değer çarpı ideal olarak örneklem istatistiğinin örnekleme dağılımının standart sapması kullanılarak hesaplanır. Bu bu arada örneklem regresyon doğrusunun eğimi olacaktır. Ancak bunun ne olduğunu da bilemeyeceğimiz için demek istediğim bir örneklem ile bunun için kesin bir değer elde edemeyeceğimiz için bunu da istatistiğin standart hatası ile tahmin ederiz. Önümüzdeki videolarda bu konuda daha çok detay göreceğiz. Burada da bir tahminde bulunmamız gerektiği için kritik değer olarak daha önceden tanıdığımız T değerini kullanacağız. İstediğimiz güven düzeyinde mesela %95 olsun ve serbestlik derecesinde bunun da kullandığımız örneklemin boyutuyla alakalı olduğunu göreceksiniz. Evet bu ikisini kullanarak bunu hesaplayabiliriz. Sonra da örneklemi kullanıp bunun ve bunun neye eşit olduklarını buluruz ve güven aralığımızı kurmuş oluruz. Buna ek olarak hipotez testi de yapabiliriz. Sıfır hipotezi sıfırdan farklı bir ilişki olmadığını iddia edecek ve bu da popülasyon regresyon doğrusunun eğiminin sıfıra eşit olacağı şeklinde ifade edilecek. Karşıt hipotezi de gerçek ilişkinin sıfırdan büyük olması ya da sıfırdan farklı olması şeklinde yazarız. Sonra da bunun doğru olduğunu varsayarak bu kadar ya da bundan büyük bir istatistik elde etmenin olasılığının ne olduğunu buluruz. Bu olasılık eğer belirli bir eşik değerinden küçükse sıfır hipotezini reddeder, karşıt hipotezi kabul ederiz. Bunların daha önce de gördüğümüz bir istatistik etrafında güven aralığı oluşturmaktan ya da gerçek parametre ile ilgili varsayımlarda bulunarak bir hipotez testi yapmaktan çok da farklı olmadığını gördünüz değil mi? Aradaki tek fark burada tahmin etmeye çalıştığımız şeylerin teorik bir popülasyon regresyon doğrusu ile ilgili olması ve bunları örneklem regresyon doğruları ile hesaplayacak olmamız.